Halk Partisi'nin ilçe başkanı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun büyük özveriyle Millet İttifakı'nı rakip verdiği yoğun çabanın aynısını göstermesi lazım. Yani ne demek istiyorum? Yani diğer partilerde, Millet İttifakı olmuş ben diğer partilerin ilçe başkanlarına diyaloğunu arttırması lazım. Ve kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği özveri, gayreti, samimiyeti, kucaklaşmayı, helalleşmeyi, parti içinde halkla bütünleşerek bunu gerçekten samimi ve ortakla uygulaması lazım. Samimi bir şekilde uygulaması lazım. Yani ne demek istiyorum? Bir kere üye sayısını arttırması lazım. Halkla kucaklaşması lazım. Bugün Beykoz ilçesine baktığımızda AKP'nin üye yapısı 40 bin üzerinde dönüyor. Bir kere bunu en azından eşitlemek lazım. Veya ona yakın bir sayıya ulaşmak, gerçek sayıya ulaşmak lazım. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na destek veren Beykoz'daki yaşayan vatandaşlarımız, Beykoz halkının teveccühünü kazanacak bir ekiple sahaya şimdiden yola çıkması lazım. Herkesi kucaklaştırması lazım ve ayrıştırıcı söylemde bulunmadan bunu samimiyetle yapmalı. Bunu yalnız kendi yönetimiyle değil, sayıyı arttırarak mahallelerde, mahalle temsilciliklerinde, mahalle temsilcisi olan bir kişiye değil, mahallenin kendi içinde sanki bir yönetim varmış anlayışında çoklu bir yapıyla bunu sağlaması lazım. Yani mevcut şekillenmenin dışında sayıyı arttırarak bunu başarması lazım. Partiye yıllarca emek vermiş olan benim gibi diğer parti büyüklerini kucaklaması, onlarla beraber hareket etmesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefiyiz. Bunu değerlendirmesi lazım. Küçük olsun, benim olsun mantığından çıkmak lazım. Onun dışında gerçekten kaç dönemdir, 3 dönemdir burada seçim kazanmış Cumhuriyet AKP'nin kökleşmiş olan yapısını değiştirmek için Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki seçim gibi herkesi kucaklayan bir anlayışla sahada yürümek lazım. Yerel seçimlerde ortak aday çıkmalı. Çünkü makas çok açık Beykoz. Bunu seçim sonucuna bakarak değerlendirdiğiniz zaman tren kaçmış oluyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kesinlikle tünelden önceki son çıkış. Belki eğer AKP ve Cumhur İttifakı birleşimleri bu seçimi kazandığı takdirde belki bir daha yerel seçim olmayacak ilçelerde. Eskiden olduğu gibi şube başkanlıkları dönüşecek ilçe belediyeleri. Yani İstanbul'da 1 veya 2 tane Anadolu yakası ve Avrupa yakası olmak üzere 2 tane belediye başkanı seçilecek. Diğer illerde de 1'er tane belediye başkanı seçilecek. Buraya gitme ihtimali var. Yerel seçimlere endeksli bir çalışma yürütülecekse tüm Millet İttifakı bileşenlerinin bu mantığı göz ardı etmeden ileriye dönüp bakışı olması lazım. Tepki yeterli derecede koyulmuyor. Millet İttifakları'yla ortak bir mücadele veya birlikte hareket edilmiyor. Topluma böyle bir mesaj ilçelerde verilmiyor. Bunu hızlandırmak lazım. Bunu samimiyetle halka göstermek lazım. Tokatköy örneğinde olduğu gibi basın açıklaması yapılıyorken yalnız ilçe başkanlarının olduğu bir basın açıklaması değil. Arkasında güçlü halk kitlelerini gösteren, belki belediyenin önünde miting havasında bir toplantı tertipledik. Gerçekten orada mağdur olan insanların seslerinin de sahnede dile getirildiği bir toplantıya öncülük etmeli. Yani muhalefetin öncüsü Beykoz'da, Beykoz ilçe başkanıdır. Bu formatta hareket edilmediği inancıyla bunları söylüyor. Meclis üyelerine baktığımız zaman AKP'nin Büyükşehir Meclisi'nde çoğunluğu var. Çoğunluğu olduğu için meclisten her konuyu geçiremiyor. Geçmediği için tekrar dönüyor, tekrar meclise geliyor ve istenmediği, uygun görmediği konular da meclisten geçmiş oluyor. Yani meclis çoğunluğuna Cumhurbaşkanı'nın söylediği, tırnak içinde söylüyorum, topal ördek konumunda hizmet üretmeye çalışıyor. Ben de 99 yılında Beykoz Belediye Başkanı iken mecliste meclis üyesi sayımız azdı, azınlıktaydı.
Ya bunun ne kadar zor bir süreç olduğunu bizzat birebir yaşamış bir insanım. O yüzden bazı konularda sesinin fazla çıkması hak veriyorum. Ama çözüm nedir derseniz, seçime giderken kadrolarda, yani partili kadrolara daha fazla ağırlık vermesini sağlık veriyorum. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, hayatına gasp edildi, ölümlerden döndü, linç edilmek istendi. Yani bedel ödeyerek geliyor, yürüyor. Ya burada devletin kendi yapısı içinden çıktığı için, yani bir kurumun genel müdürü olduğu için ve aynı zamanda mülkiye bir olduğu için buradaki eksiklikleri çok rahat bir şekilde görüyor ve bunları fırsat verilirse yaşama geçirip bu sistemi değiştirerek gerçekten yeniden demokratik bir yaşama dönüşmesi için bu ülkenin mücadele ediyor. Yani hakkın, hukukun, adaletin işleyeceği bir sisteme doğru yürümeye çalışıyor. Önünü açmak lazım. Görünüm ki seçimi Sayın İmamoğlu'nun kazanmasına HDP'nin de desteği ve oy desteği olduğu görünüyor. Resmi olarak bir protokole bağlanmış değil. Fakat yani gerçekten burada Millet İttifakı'nın bileşenlerini tedirgin edecek bir yaklaşımda olmadan çıkacak bu ortak aday, ortak aday kimse, eğer keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Sayın Kılıçdaroğlu çıkar ise diye düşünüyorum, bu şahsi düşüncem benim, HDP'nin şekil şartlarını tabii bilmiyorum ama destek vereceğini umut ediyorum.